Arkadaşlar merhaba. Burada bir püf nokta vermek istiyorum size. Bu püf nokta fiilimsi birleşik cümlelerle alakalı özet şeklinde olacak ama daha çok örneklerle karşılaştırma yapacağım. Burada akademisyenler, araştırmacılar, Türk Dil Kurumu ne diyor ondan bahsetmek istemiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı geçmiş sınav sorularında nasıl bakmış, ne şekilde almış onu vermek istiyorum size. MEP kalıbı ne diyor? MEP kalıbı diyor ki arkadaşlar, bir cümlede fiilimsi olsun. Fiilimsi artı kip kişi eki veya ek eylem almış sözcük, yani ana yargı olduktan sonra diyor, bu cümle kesinlikle birleşik cümledir. Yani fiilimsi birleşik cümle ya da diğer adıyla girişik birleşik cümle olmuş oluyor. Burada bir uyarım olacak. Fiilimsi ana yargı ise, yani fiilimsi ek fiil almışsa ve kendi dışında fiilimsi yoksa o cümle basit cümle olur. Şimdi bunları örneklerle pekiştirelim. Birinci örneğimiz, hocamız renkli kalem kullanmayı seven biridir. Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edelim. Burada ek fiil bildirme kipinin, yani bildirme ekinin daha doğrusu ek fiil olarak kullanılması geniş zamanlarda oluyor isimlerde. Burada ek fiil almış biridir zamiri var. Ana yargımız bu. Bu ana yargıyla birlikte renkli kalem kullanmayı seven sıfat fiil grubu birlikte sıfat tanımlaması olmuş yüklemdir. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki, ek fiil sıfat fiilin kendisinde değil ise, ana yargıyı tamamlayan ise, o zaman burada bu cümle girişik birleşiktir. Yani fiilimsili bir cümledir diyor. Bakınız, ben bunu hemen karşılaştırmalı olarak şu örnekle birleştireyim. Ahmet Hamdi de okuyandır dedim. Bakın burada ne dedim? Seven dedim. Burada da okuyan dedim. Her ikisi sıfat fiildir. Şuradaki uyarıda ne dedim? Fiilimsi ana yargı ise, yani fiilimsi ek fiil almışsa ve kendi dışında fiilimsi yoksa cümle basittir. Bakıyoruz. Fiilimsi ek fiili almış ana yargı durumunda ve arkadaşlar bu ana yargıyı tamamlayan başka bir fiilimsi yok. Yani yüklem öbeği olacak başka bir kullanım yok. O halde bakıyoruz. Ahmet Hamdi de okuyandır derken okuyandır yüklem ana yargıdır. Onun dışında fiilimsi yok. O zaman bu cümle nasıldır? Basittir. Yukarıya dönelim. Hocamız renkli kalem kullanmayı seven biridir derken burada bir zamiri dir bildirme ekini almış, ek fiil olarak kullanmış. Burada ana yargıdır. Bu ana yargıyı tamlama olarak tamamlayan bir sıfat fiil grubu var ve komple sıfat tanımlaması. Komple yüklem olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki, tekrar ediyorum, bildirme eki, kip eki, kişi eki ya da ek eylem, ki bu isim soylu olduğu için daha sonra ek eylem demek daha da yakışık alır. Almadığı için bu cümle birleşik cümledir diyor. Geçmiş yıllarda da bir sınav sorusu var bununla ilgili. Okumak en büyük hedefidir derken onun en büyük hedefidir. Onun en büyük hedefidir yüklem. Ne okumak? Yüklemin dışında fiilimsi var. Fiilimsili cümle. Sen gülünce güller açar derken açar yüklem. Açan ne? Güller. Ne zaman açar? Sen gülünce açar. Burada sen gülünce zarf fiil grubudur. Yüklemin dışındadır. O zaman biz bu cümleye de fiilimsili birleşik cümle diyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz.